Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 26-27 Nisan 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli Son Viraj yayınlarının Türkçe sorularını çözmüş olacağım. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada asıl anlatılmak istenenle aşağıdaki özdeyişlerden hangisi aynı doğrultuda değildir demiş. Sakarya Zafer'in üzerinden yıllar geçmiştir. Dönemin ünlü ve bir o kadar yetenekli ressamlarından biri Mustafa Kemal'e Sakarya Savaşı'nı gösteren bir tablo hediye eder. Savaşın tüm heybet ve azamiyetinin işlenmeye çalışıldığı bu tabloda ata ön planda yağız bir savaş hayvanına binmiş olarak tasvir edilmiştir. Ressam bu kompozisyon karşısında tebrik beklerken Mustafa Kemal'in bu tabloyu kimseye göstermeyin demesi üzerine şaşırıp kalır. Herkes ne söyleyeceğini bilemez halde birbirine bakarken Mustafa Kemal şu açıklamayı yapar. Savaşa katılmış olan herkes bilir ki hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti. Bizim de onlardan arta kalır yanımız yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya'nın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum demiş. Bakın arkadaşlar dikkat edecek olursanız bize soruda ne diyor? Aynı doğrultuda değildir ifadesini söylüyor. Hemen bakalım. Zafer problemin yokluğu değil gücün var olmasıdır. Arkadaşlar bu aynı doğrultudadır. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneğinde zafer benimdir diye beninindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir. Olabilir bu dursun bir. Çaba ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur. Bu da olur arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Bu da olur arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Olmayan cevap nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. İkinci soru. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Deli dahi olarak anılan ressam Salvador Dali'nin belki de en çok tanınmış yapıtı 1931 yılında yaptığı Belleğin Azmi eseridir. Yumuşak saatler veya eriyen saatler olarak da bilinen eserde geniş bir kumsal manzarası önünde eriyen cep saatleri resmedilir. Kimileri bunu katı ve değişmez kavramına karşı bir olarak, kimileri ise akıp giden gösterdiği şeklinde yorumlar. Daha sonra Dali bu resmin ilham kaynağını sıcak Ağustos güneşi altında eriyen bir peynir olarak açıklamış ve sanatseverleri şaşkına çevirmiştir ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar ben birinci boş bırakılan yere yani şuraya ne getiririm arkadaşlar? Zaman kavramını getiririm. Daha sonra şuraya arkadaşlar protesto ifadesini getiririm. Ve buraya da ne gelir arkadaşlar? Hayat kelimesi gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin aşağıdakilerin hangisinde belirtilen sıralamayla oluşturulur demiş. Arkadaşlar bu metnin sıralaması şöyledir. Birinci cümle arkadaşlar burası olur. Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel deney ve araştırmalar uzun süre televizyon izlemenin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösteriyor. Daha sonra geçtiğimiz Haziran ayında Kaliforniya Üniversitesi televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konulu araştırmasını tamamladığını duyurdu. Bu 2 numara olacaktı. Sonra arkadaşlar 5'e geliriz. Yani burası 3 olur. Araştırmanın vardığı sonuç kimseyi şaşırtmadı. Zira televizyonu uzun süre izlemenin çocuklar için zararlı olduğu bu açıklamayla bir kez daha kanıtlandı ifadesi gelir. Daha sonra arkadaşlar 1 gelir. Bu da 4 olur. Kaliforniya Üniversitesi Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Harley Chafferskoz, yapılan araştırma neticesinde günde en az 3 saat televizyon izleyen çocuklarda beyin hücrelerinin hızla öldüğünü ifade ederek çocukların televizyonu uzun süreli izlemelerinden uzak tutulması gerektiğini söyledi. Ve en sonunda da ne kalır arkadaşlar? 5 kalır. 3 numarada 5 olur yani. Yine yapılan deneyler neticesinde televizyonu uzun süre izleyen çocukların dikkat eksikliği yaşadıkları, bir duruma odaklanamadıkları açıklandı ifadesi olmalıydı. Yani sıralama bu şekilde olmalıydı. Bize doğru sıralamayı sormuş. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda doğru sıralama nedir arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakın arkadaşlar ekrana aktarırken biraz silik soluk çıktığının ben de farkındayım. O yüzden hemen bu parçada cevap anahtarına gideceğim. Son cümleye bakarsanız, yani dördüncü cümleye bakarsanız, erkek kederliydi ama belli ki yıkılmayacak küçük dükkanına yeniden ısınacak, çok küçük ölçüde olmakla beraber gene 5-10 kuruş kar etmekle avunulacaktı demiş. Bakın burası nedir arkadaşlar? Edilgendir. Bu etken olacaktı, avunacak da olacaktı. L2'ni almış. Bundan dolayı da arkadaşlar burada ne var? Bir anlatım bozukluğu vardır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi verilen iki metinde konu edilen mimari yapıların ortak özelliklerinden biri değildir demiş. Birinci metinde düğmeli evler Antalya'nın yoğunluklu olarak Akseki ve İbradı ilçeleri ve köylerinde uygulanmış yöreye özgün mimari yapılardır. Düğmeli evler tamamen yöredeki malzemeler kullanılarak oluşturulan yapılardır. Bu evlerin en büyük özelliği harç ve çimento gibi herhangi bir malzeme kullanılmadan yapılmış olmalarıdır. Yapının iskelet ağaçtan oluşturulmuş ve içlerine taş yığılmıştır. Bu mimari tarza hatıllı kuru duvar denilmiştir. Bu yapılarda taş duvar asıl taşıyıcı gibi görünse de evi ahşap iskelet taşımaktadır. Duvardan taşan hatıl uçlarının düğme gibi gözükmesinden dolayı bu evlere düğmeli ev denmektedir. 17. yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan iki katlı bu özgün yapılar taş duvarlardan oluşmaktadır. İkinci metne bakalım. Rize ve çevresinde geleneksel konut mimarisinde yapı malzemesi olarak genellikle ahşap ve taş tercih edilir. Ahşap iskelet sisteminin harçsız taşla doldurulmasıyla oluşturulan evlerin ahır olarak kullanılan alt katı sadece taştan, mutfak, kiler, oturma ve yatma yeri olarak kullanılan üst katı ise kalın tahtadan yapılır. Çatı hartama denilen yaklaşık 1,5-2 cm kalınlığındaki çam tahtalarla örtülür. Tek bölmeli olan evlerdekiler mutfak, oturma ve yatma yeri aynı oda içindedir. Mimari çağı 18-19. yüzyıl Osmanlı mimarisine kadar uzanan eserler restorasyon çalışmaları yapılarak turizme kazandırılmıştır ifadesini görüyoruz. Ana taşıyıcıların ahşap olması bunların ortak özelliğidir arkadaşlar. A seçeneğini elemiş olduk. İnşalarında aynı malzemelerin kullanılması, başın taş ve ahşap kullanılıyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. İki katlı olarak dizayn edilmeleri. Evet arkadaşlar bakın birincisi de iki katlıydı. Diğeri de iki katlı. O yüzden D seçeneğini elemiş olduk. Restore edilerek turizme kazandırmaları demiş. İkincisinde böyle bir çalışma var ama birincisinde olmadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 6. soru. Karacaoğlan'a ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu metinde söz edilen konuların biriyle ilişkilendirilemez demiş arkadaşlar. İlişkilendirilemeyeni soruyor bize. Şuradan itibaren okumaya bakalım. Şiirlerindeki insana dönüklüğünün özünde belirgin bir doğa ve aşk teması vardır. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ise onun şiirinin bu bütünselliği içinde beliren başka temalardır. Karacaoğlan düşündüklerini açık anlaşılır bir dille ortaya koyar demiş. Şuradan itibaren arkadaşlar Karacaoğlan'ın işlediği temaları veriyor bize. Şiirimize bakalım. Vara vara vardım ol karataşa, hasret ettim beni kavun kardeşa, sebep ne gözden akan kanlı yaşa, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu temalardan birine değinilmiş. Çukurova bayramlığın geyerken, çıplaklığım üzerinden soyarken, Şubat ayı kış yelini kovarken, cennettense sana yakışır doğa, dağlar ifadesinden yine doğa temasını işlediğini görüyoruz. Hayal hayal oldu karşımda dağlar, eşinden ayrılan ah çeker ağlar, dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar, bülbülün konduğu dallar perişan ifadesinde yine arkadaşlar neyi görüyoruz? Böyle bir temanın kullanıldığını görüyoruz. Kapımıza kara deve çökünce, fırtınası şol alemi yıkınca, cehennemde kul seçilip çıkınca, Kadir Mevlam o kullardan eylem ifadesinde Karacaoğlan'ın işlediği temalardan birine değinmemiştir. Bu yüzden de cevabımız C seçeneğidir. 7. soru. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı kare, yıldız ve daire ve üçgen simgeleriyle aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz demiş. Kare, bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet demiş arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Niteliktir. Bakın burada nitelikten bahsediyor. O zaman bir süreye ne yazarız arkadaşlar? Nitelik yazarız. Millet nedir arkadaşlar? Ulustur. 2'de ulus olur. Çağdaş demiş arkadaşlar. Buraya ne gelir? Muasır gelir. Bir ülkenin, bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının fikir sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü medenilik demiş arkadaşlar. Bu da nedir? Uygarlıktır arkadaşlar. Buraya da uygarlık yazarız. Dolayısıyla da anahtar sözcük ne oluyor arkadaşlar? Mali oluyor. Ve doğru cevabımız da nedir? C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu metinde noktalama işaretleriyle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangisinin örneği yoktur demiş. Bakalım. Virgül, yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamak için özneden sonra kullanılır demiş. İnsanoğlu en az 3000 yıldan beri Jüpiter üzerinde bulunan dev kırmızı noktayı teleskoplarıyla izlemektedir. Kim izlemektedir? İnsanoğlu. Bakın arkadaşlar şurada virgül işaretini kullanmış. Özne yüklemden uzak düştüğü için arkadaşlar nedir? Virgül bu şekilde kullanılmıştır. O yüzden virgülü eleriz. Bize neyi sormuştu hatırlayın. Olmayanı sormuştu. Cümle içinde vurgulanmak istenen kelimelerin başında ve sonunda kullanılır. Bakın arkadaşlar çift tırnağı Juno'da görüyoruz. Voyager'de görüyoruz. Galilo'da görüyoruz. Bunlar vurgulanmak istediği için nedir? Çift tırnak işareti kullanılmış. O yüzden bu da doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş olduk. Web adreslerinde kullanılır diyor nokta işareti. Bakın burada da NASA'nın web adresini vermiş arkadaşlar. Buralarda da nedir? Nokta işareti kullanılıyor. Bundan dolayı bu da doğru bir kullanımdır. Kesme işareti özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır demiş. Burada böyle bir kullanım olmadığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 9. soruya. Cümlelerden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Aşağıda birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Et ve ol yardımcı eylemleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır demiş. Bakalım. Kentimize kurulacak olan konuk evi sayesinde turizm de canlanacak. Arkadaşlar nedir? Burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş olduk. Masalda kel olan kızgın cini bir şişeye hapis etmişti diyor. Bakın arkadaşlar bu bitişik yazılır ve hapsetmek şeklinde kaleme alınır. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı vardır. 2 numarayı alırız. Olimpos'taki ağaç evleri bugüne kadar fark etmediğine şaşırıyorum ifadesinde ise fark etmek nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Bundan dolayı 3'ü de alırız. Çünkü herhangi bir ses olayı yok. Bu da ayrı yazılmalıydı. Herkesin birbirine yardımcı olması ve hoşgörülü davranması gerekir ifadesinde de herhangi bir ses olayı olmadığı için, yazım yanlışı olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 10. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir fıkradan alınmış olabilir diyor. Bakalım. Fıkra, güncel bir olay hakkında yazarın kişisel görüşlerini ortaya koyduğu bir yazı türüdür. Yazar görüşlerini yalın bir dille kaleme alır. Amacı ele aldığı konu hakkında kamuoyu oluşturmaktır. Fıkranın konu yelpazesi oldukça geniştir. Çevre kirliliği, erozyon, küresel ısınma, hayat pahalılığı, trafik, enflasyon, kısacası toplumu ilgilendiren her şey fıkranın konusu olabilir demiş. Issız bir adada yapayalnız yaşamak zorunda kalsanız hangi romanları yanınıza alıp götürürsünüz sorusu bir zamanlar Fransa'da anketçilerin pek hoşlanmadığı bir konuydu. Bu romanlar soruşturmacılara göre ya Fransız ya da dünya edebiyatından alınırdı. Sorularını edebiyatın başka türlerine genişletenler de vardı. André Gide'nin böyle bir ankete verdiği cevap hatıralardadır. Yazar bu cevabı 10 Fransız romanı başlığı altında İndiden Kız adındaki kitabında bazı yazılarıyla birlikte sonradan yayımlamıştır. Bugün bile böyle bir sorunun çekiciliğini kaybetmiş olduğunu sanmıyorum demiş. Arkadaşlar fıkra değildir bu. A seçeneğini demiş olduk. Evde bulunduğum zaman hayatım daha çok kitaplığımda geçer. Arada ev işlerini yönetmek imkanı da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim. Hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm hem de evimin öteki bölümler içinde sayılırım. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu delemiş olduk. Romanın en çok sevilen edebiyat türü olduğu gerçektir. Nereye giderseniz gidiniz en çok bugün okuduğunu görürsünüz. Şiir de böyledir. Yaşamak için çalışıp didinmelerinizden fırsat bulduk mu elimize aldığımız şey ya bir roman ya da bir şiir kitabıdır. Arkadaşlar burada da böyle bir kullanım yok. Türk çocukları ve gençleri için okunması gereken kitaplar listesi olan 100 temel eser MEB'in bu hafta kaldırdığını öğrendik. MEB'in ilgililer arasında bir ön soruşturma ve araştırmayla bunu yaptığını duyduk. Tam bilmemekle beraber böyle bir listenin ilk ve ortaöğretim öğrencileri dikkate alınarak hazırlatıldığını tahmin ediyorum. Ancak böyle bir listenin öğrencilere verilmesini uygun görmüyorum. Son 1-2 günde öğretmenler odasında en çok konuşulan bu konuydu. Birçok öğretmen de öğrencilerinin bu şekilde sınırlandırılmasını doğru bulmadığını söyledi ifadesinde. Bakın arkadaşlar, güncel bir olayı işlemiş. Bundan dolayı da fıkranın tanımına da uygun olduğu için doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir diyor. Gazeteci, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, Celil, Elyas Kanetti, Herman Hesse, Harry Muslit, Yahya Kemal Beyatlı, Rıfat Ilgaz kitapları ellerimde eskimiştir. Etkilenmenin edebiyattaki karşılığı dönüştürmektir. Sizden önceki akıllarda dolaşmış düşünceleri dönüştürmek. Hangi tür kitaplar okumaktan hoşlanıyorsunuz? Olabilir. Kitaplarınızın hangi türe girdiğini düşünüyorsunuz? Olmaz. Yaptığınız işe inanıyor musunuz? Bu da olmaz. En çok hangi yazarlardan etkileniyorsunuz? Olabilir. İkinci parçamıza bakalım. Tarz, doğumda verilmiş isim gibi olmadığından ağır ağır yüzeye çıkar ancak elbet çıkar ifadesini görüyoruz. Bakalım çağdaş Türk edebiyatı hakkında düşünceleriniz nelerdir demiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Kitap seçerken belirli bir tarzınız var mı ifadesi, bu doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet henüz 21 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olan Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde 21 yaşındayken İstanbul'u fethetmiştir. Evet arkadaşlar, bu bunların doğru birleştirilimidir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Bakın B'de Bizanslılardan bahsetmiş. Parçada yok. Yine C seçeneğine bakacak olursak 29 Mayıs 1453'ü söylememiş. Bu da olmaz. Burada da aynı bir kullanım var. Bunu da elemiş oluruz. 13. soru. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer tamlayıcısı kullanılmamıştır diyor. Bakın arkadaşlar, olmayanı soruyor bize. Sinema ile rüya arasındaki bağlantıyı ele alan yüzlerce yazı kaleme almıştı ifadesinde. Kaleme almak nedir? Deyimdir, yüklemdir. Kim kaleme almıştı? O, gizli özne. Neyi kaleme almıştı? Sinema ile rüya arasındaki bağlantıyı ele alan yüzlerce yazı. Bu da arkadaşlar nedir? Nesnedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bakın B seçeneğinde edebiyatımıza kelimesi. C seçeneğinde arkadaşlar bu sergide ifadesi. D seçeneğinde ise satışlarımızın düşmesine derken arkadaşlar bunların hepsi yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır. Geçiyoruz 14. soruya. 14. soru bir mantık sorusu. Mardin, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon ve Sinop'tan gelecek kafilelerle ilgili bilgiler şöyledir demiş. Ama bunun öncesine bir bakalım. Diyor ki yalnızca bir kafile katılacak ve son gün kafileyi ziyareti kabul edilmeyeceği bilinmektedir diyor. Kafile ilgili şu bilgiler verilmiş. Festivalin 3. günü Perşembedir. Mardin'den gelen konuklar festivali 5 gün ziyaret etmiştir. Sinop kafilesi festivali ilk gün ziyaret etmiştir. Trabzon ve Bursa kafileleri ard arda 2 gün gelmiştir. İzmir kafilesi festivali 4. gün ziyarete gelmiştir diyor. Bakalım yanlış olanı sormuş arkadaşlar. Bursa kafilesi festivali çarşamba günü ziyaret etmiştir. Arkadaşlar doğrudur. Antalya kafilesi festivale pazartesi günü gelmiştir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Sinop kafilesi festivali Trabzon kafilesinden önce ziyaret etmiştir. Doğrudur. İzmir ve Mardin kafileleri festivale ardışık günlerde gelmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir diyor. Bakalım mübalağa sanatından bahsetmiş, tezat sanatından bahsetmiş ve intak sanatından bahsettiğini görüyoruz. Dağda dolaşırken yakma kandili, fersiz gözlerimi dağlama gurbet ifadesi var. Sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır ifadesini görüyoruz. Bakın çiçeği konuşturmuş arkadaşlar. Burada ne var? İntak sanatı var. B seçeneğini elemiş olduk. 1000 yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. 1000 yıl sürecek sanılan kar sesidir bu. Arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi abartma yapmış. Bundan dolayı burada ne var? Mübalağa sanatı var. Dinmiş lodosların uğultusu içinde ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz ifadesini görüyoruz. Ağlamak, gülmek zıt sözcüklerdir. Tezat sanatı vardır arkadaşlar. Bundan dolayı D seçeneğini eleriz. C'yi de elemiştik zaten. Geriye kalan A seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. 16. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kazandırmıştır diyor. Zarf fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katarak cümlenin anlamını zenginleştirir demiş. Bakalım. Hastanın başında nöbetleşe bekliyoruz. Beklemek fiil. Nasıl bekliyoruz? Nöbetleşe bekliyoruz. Durum zarfıdır arkadaşlar. Cümlede ne anlamı katmıştır bu? Durum anlamı katmıştır. Burada kimseyle tartışmadan çalışmalısın. Çalışmalısın fiil. Nasıl çalışmalısın? Tartışmadan. Bu da durum zarfıdır. Burada da cümleye durum anlamı katmış. Yine arkadaşlar hayatın küçük bir dilimine bakarak tamamı hakkında karar vermeyin. Karar vermek fiildir. Nasıl karar vermesinler? Küçük bir dilimine bakarak. Bu da yine nedir? Durum zarfıdır. Burada da cümleye durum anlamı katmıştır. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş ifadesinde dönmüş fiil. Ne zaman dönmüş? 15 gün geçmeden. Bakın bu da zaman zarfıdır. Bundan dolayı da cümleye ne anlamı katmıştır? Zaman anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C şıkkıdır. 17. soru. Yukarıdaki bilgilendirme grafiğinde bazı görsellerin yanındaki açıklama bölümleri boş bırakılmıştır. Simgeler ve numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Ambalajlanmış ürünler tüketiciye sunulmak üzere raflardaki yerini alır. Raf nerede arkadaşlar? Burada. C sütununa bakacağız. Bakın arkadaşlar C'ye baktık. C'de ne olması lazım? 1 olması lazım. Ben şu ikisini ne yaparım arkadaşlar? Elemiş olurum. Ya bu ya da budur. 2. Geri dönüşüm tesislerine gelen camlar renklerine göre ayrıldıktan sonra fiziksel işleme tabi tutularak ve öğütülerek fırınlanmaya hazır cam kırığı haline gelir demiş. Bakın cam kırıklıkları nerede arkadaşlar? Burada A sütununda. A'da 2 arayacağım. Nerede var arkadaşlar? 2. Burada var. Zaten direkt de cevap çıkmış oluyor arkadaşlar. Cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 18. soruya. Bu metinde kağıtla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor bakın arkadaşlar. Bakalım. Kitaba olan ilginin artması sebebiyle sadece parşömen üretimi ihtiyacı karşılamaya yetmemiştir diyor. Arkadaşlar biz bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın şuradan okursak değerli arkadaşlar A seçeneğini çıkarmış oluruz. Avrupa'da kağıt parşömen üzerinde tekel oluşturmak isteyenlerin çıkardığı yüzyıllar sürecek bir savaşın da başlamasına sebep oldu. Ta ki taşınabilir basın metotlarının 15. yüzyıldaki icadı sonrası okuma yazma oranlarındaki yüksek artış ve bunu takiben kitaplara yönelen ilgi kitap üretiminin parşömen ile desteklenemeyecek kadar yükselmesine yol açana dek demiş arkadaşlar. Buradan ben neyi çıkarırım? A seçeneğini çıkarmış olurum. Kağıt, bambu, ahşap, ipek, keten, sebze posası, ağaç, lifi gibi çeşitli malzemelerden üretilmiştir diyor. Yine arkadaşlar dikkat edecek olursanız şurayı okuduğunuzda ağacın bu maddelerden çıktığını görürsünüz. Buradan da biz B seçeneğini elemiş oluruz. Kağıt üretimi pek çok millet tarafından sonradan öğrenildiğine dair bir üründür. Öğrenilen bir üründür demiş. Bakın arkadaşlar şuradan itibaren de biz neyi çıkarırız? C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Kağıdın icadı diğer buluşlardan daha fazla kan dökülmesine neden olmuştur. Böyle bir şeyden bahsetmediği için doğru cevabımız D seçeneğidir. 19. soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümlede birden fazla sıfat fiile yer verilmiştir diyor. Bakın görevli olan derken an en sıfat fiilekidir. Bir tane var arkadaşlar burada. Çığır açacak bir buluş derken arkadaşlar yine anası mezar dikecekmişten burada bir sıfat fiil var. Ben o yüzden nedir? A seçeneğini elemiş olurum. İkinci cümle yapısı bakımından bağlı bir cümledir diyor. Bakalım. Bakın V bağlacını gördük. Elde etti yüklem. Sundu yüklem. İki yüklem birbirine V bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümledir. O yüzden B seçeneğini elemiş olduk. Üçüncü cümlenin öge sıralaması zarf tamlayıcısı özne ve yüklemden oluşmaktadır diyor. Bakalım. Çinli kağıt üreticisinin 751 yılındaki Talas muhasebesi sırasında kaçırılmalarının ardından kağıt yapımına yönelik bilgiler Arap dünyasına geçti. Arkadaşlar bakın geçti yüklem kime geçti? Arap dünyasına dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı. Görmüş olduğunuz gibi yer tamlayıcısı olduğu için ve burada da zarf tamlayıcısı özne ve yüklem şeklinde sıraladığından dolayı yer tamlamasına da yer vermediği için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü cümlenin yüklemi edilgen ve geçişsizdir demiş. Bakalım başlandı diyor. Başlayan kim belli değil. Arkadaşlar edilgenlerin zaten hepsi geçişsizdir. Bundan dolayı da biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Evet geçiyoruz arkadaşlar 20. soruya. Bu metne göre kağıtla ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar parçayı okumuştuk zaten tekrar okumamıza gerek yok. Bakın biz buradan 1'i çıkaramayız. Çünkü Çinliler tarafından bulunuyor doğru ancak Koreliler tarafından geliştirildiği söylenmiyor arkadaşlar. Şurada da dikkat edecek olursanız benzerleri demiş. Geliştirdiğini ifade etmemiş. Bundan dolayı biz 1'i eleriz arkadaşlar. Geriye kalan 2, 3 ve 4 numaralı öncüller bizim kesinlikle parçadan çıkarabileceğimiz öncüllerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızla önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.